Hayatına müzik yarışması giriyor aslında. Konuşacağız detaylı ama bizim senin güzel yüzünü gördüğümüz, güzel sesini duyduğumuz ilk anlar onlar. Ama o dönemde de bu kişi durmuyor. Hani şöyle oldu, zaten yarışmaya girdin. Ben yarışmaya girdikten sonra bu adam daha çok çıldırdı. Hani çünkü ben orada birinci oldum ve tüm Türkiye beni çok sevmişti. Tabii böyle benimle ilgili yarışları görünce, hani herkesin şiasını görünce bu daha çok çıldırdı. İşte daha çok ondan sonra daha çok şiddeti görmeye başladım. Daha çok tehditler başladı ve ondan sonra daha çok benimle evlenmek istedi. Ben New York'a gittikten sonra ben oradayken onun yerine gidiyor ve orayı tehdit ediyor. Diyor ki, diyor ben Mehmet Kaya, Mutlu Kaya'nın amcasının oğluyum. Mutlu'yu yarışmaya çıkartmayacaksınız. Tabii orada müzisyen abi geldi bana arkadan söyledi. Dedim Mutlu böyle böyle bir şey var mı, doğru mu? Dedim yok, benim amcam yok, amcam oğlu yok, abim, babam, evin tek erkek çocuğu. Kimsemiz yok. Bir ailem karşı çıkmıyor. Söyledim tamam dedi. Tabii ben yine korku saldı beni. Hani buraya kadar gitmiş. Orada annem vardı. İçeri girdim. Annem moralim bozuk olduğunu gördü. Bir şey mi var dedi. Yok anne dedim. Anlatamıyorum. Kadının morali bozulacak. Bu yarışmadan sonra birkaç kez daha önümü kesti. O ve adamları. Olay günü nasıl bir gündü senin için? Ben evdeydim. Sabah oldu evden. Dedim anneciğim, bizim evde internet yoktu, bilgisayar da yoktu. İşte benim bir şarkı söylemem gerekiyordu. Onun müzik sözlerini indirmem lazım, bir de dinlemem gerekiyordu. Onda dedim anneciğim, dedim, temizlik yaptım, çıktım. Dedim anneciğim, ben çıkıyorum işte bu gece ablamlarda kalacağım. Annem de namaz kılıyordu. Dedi tamam kızım git. Dedi şey dedi, dedi Rabbim seni korusun. O gün gecesi evin önündeymiş beyaz bir arabayla. Tabii bunları hepsini sonradan çıkıyorum. Hocam vardı Veysel Hoca. Onunla buluştuğumu görünce birkaç şarkı vardı. Onunla çalıştık. O beni yarışmaya hazırlıyordu. Ya dedim mutluluğuna bir yemek ısmarayım. Ben de tamam dedim hocam. Gittik yemek yedik. O sorular da hep peşimizde. Takip ediyor, farkında değilim. Beyaz bir arabayla. O günün sonunda müzik çalıştım. Gece kalktım bir ara böyle canım çok sanmıştım, bir de çikolata canım gece tatlı çekmişti. Bir çikolata yedim. Sonra şey kardeşim de yedi. Sonra şey oldu, baktım telefonun üstte mesaj geliyor. Üstte bir sürü mesaj. Sonra aramalar. İşte mesajlarda yazıyor. Mutlu çakacaksın. Çok yoksa gelirim orada hepinizi öldürürüm. Orada da kardeşim arkadaşı, işte ölen ablamın kızı vardı. Hani ben çıkmasaydım zaten biliyordum. Ya ben çıkacaktım ya da gelip hepimizi öldürecekti. Sonra yine ilk önce çıkmadım. Sonra yine tehditler şeyler. Dedi gel dedi, son kez gel. Dedi gel son bir kez. Son bir kez dediğinde hani ben şey dedim, ilk kurtulacağım. Son bir kez diyor, ben inanayım. Yanamasam da gitmek zorundayım. Mecbur, başka hiçbir çarem yok. Zaten o anlarda da kendimden bezmişim. Tehditlerden her şeyden kendimden bezmişim. Hani diyordum artık çıkayım. Hani Allah'ın namusuna ya beni öldürsün. Hani ne yapıyorsa yapsın, yeter ki şu telefonda artık bir tehdit mesajı ya da şu beynime vurmalarını görmeyeyim. Çıktım gibi hemen şu, unutmuyorum, şu sağ elimden, bileğimden tuttu. Dedi hadi gidiyoruz. İnanın Allah yukarıda görüyor. Asla kötü tepki vermedim. Güzelce dedim ki, dedim ne istedim, ben gelmek istemiyorum. Dediğim gibi şey, dönmeye başladı. Yumruklar yine. Ağzıma burnuma vuruyor. Ağzından kan geliyor. Sonra ben şey yapıyorum böyle, yetiş kalkış. Yani çekiyor. Ben de hani uzmanlar biraz böyle vapus bulunuyorum. Hani gücüm yerinde. Baktı beni götüremiyor. Sonra yere düştüm böyle ayaklarım üstüne.
saçımdan tuttu. Saçımdan tuttu, yerde böyle sürekledi. Sonra baktım saçımın hepsi onun elindeydi. Zaten ben çıldırdım, ayağa kalktım. Dedim ki, dedim Allah razı olsun yapma. Allah razı olsun dedim, beni bırak. Sana yalvarıyorum. O an silah böyle arkasındaydı. Silah çıkardı, hemen şu alnımın ortasına bir tane sıktı. Kurşun o an çıkmadı. Ne diyor, tutuklukum ettiğine çıkmadı. En son işte ben onu fırsat buldum. Kaçtım içeri. Kaçtım içeri, o anda acımasızca, defalarca. Şimdi ben 4 kesiyorum ama en az 4 kez üste sıkıyor. İşte en son ben girdim, kapıyı kapattım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kafamdaki kurşunun acısını hissetmiyorum. Sonra böyle üstü yere düşmüşüm, kolum altında kalmış. Sonra kafam şöyle, kafam yan dönmüş. Baktım Dilek ablam, o an hani kafamda kurşun olduğu için konuşamıyorum. Ablama dedim ki, konuşamıyorum içimden dedim ki, abla dedim ne olur beni kurtar. Sanki sesimi duyar gibi dedi, abla korkma seni kurtaracağım. Ve ondan sonra benim şuurum gitti. Ben hastaneye gitmişim. Piyara demek şuurum yerine geldi. Ve ben orada kafamda bulduğum halde halen korkuyorum, diyorum ki ailem herkes duyacak. Ailem zarar görecek. Adam dediğini yaptı. Yani amacı beni öldürmekti. Ama beni ölüden beter hale soktu. Bazen diyorum ki Allah'ım bana bu elimi ver. Şu bardak suyumu içebileyim. Hani bu elim tek verse bile bana yeter. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor. Adam demişti mutlu seni öldüreceğim. Öldürmezsem de mutlu seni sakat bırakacağım. Sen de benden başkasına yar olmayacaksın diyordu. Ve adam dedi her şey yaptı. Evet beni öldürmek istedi ama öldüremedi ama dediğini yaptı, sakat bıraktı. Hem elimi aldı benden, hem başlarımı aldı, ayağımı aldı, sesimi aldı. Ya belimi, hani boynumu bile aldı çünkü ben yanmak buna gözümü açtığım zaman hiçbir şey yoktu.